Eşim beni hiç dinlemiyor, kayda almıyor, hiçbir sorumluluğunu yerine getirmiyor. Ne zahiri ne manevi, her zaman gönlümü bozuyor. Üç çocuğum var, onlara karşı da annelik yapmıyor, çok zorlanıyorum. <laughs> ne yapacağım? Nasihat ve bu konuda Allah ve Resulü nasıl buyurmuştur efendim? Evet. Elbette ki Allah kullarına tercih etme hakkı veriyor. Eğer anlaşamazlarsa, hayat cehenneme dönüyorsa, eğer kulluğumuzu da yapamıyorsak, birbirimize yardım edemiyor, destek olamıyor, tam tersine birbirimize mani oluyor, birbirimize soru sıkıntı oluyorsak, elbette ki ayrılmak hayırlı olmuş olur. Ama bir de Allah ne diyor ona bakmak gerekir. Buyurdu ki ayet-i kerimede, eşinizin herhangi bir hali, herhangi bir ahlakı, herhangi bir şeyini beğenmeyebilirsiniz. Hoşunuza gitmeyebilir. Onu sevmeyebilirsiniz. Ama belki o sizin için daha hayırlıdır. Siz bilmezsiniz. Ya kim biliyor? Allah biliyor. Yani böyle bir hatasını, kusurunu, eksiğini, yanlışını görüp ben bununla yaşayamam demek doğru değildir. Belki onda hayırlar vardır. Belki bizim için hayırdır. Mesela böyle bakıldığında nasıl bir hayır görülebilir burada? Mesela Allah ayet-i kerimede buyurdu ki Allah sabredenleri sever. Allah sabredenlerle beraberdir. Buna beraber onun bu eksiginden dolayı, böyle yanlışlarından dolayı ona sabrettiysek hem Allah'ın sevgisini kazanıyoruz, hem Allah'ın beraberliğini kazanıyoruz. Evet, Allah ile beraber olunca, onun kazanamayacağı bir şey var mı? Allah eğer sabrettiğinden dolayı kurunu seviyorsa, bundan büyük nimet var mıdır? Bu durumda o, onun için veri nimet olur, sabrettiyse. Evet. O sabrını isterse çocukları için sabretmiş olsun, isterse evet başka bir şey için sabretmiş olsun. Eğer sabrettiyse bunun karşılığında Allah'ın beraberliğini, sevgisini kazanıyor ki nimetlerin en büyüğü, belki tek büyüğü demek daha doğrudur. Bak hayırmış. Böyle sorun sıkıntıyı sadece görmek doğru değil. O sorunun sıkıntının arkasındaki nimeti de görmek gerekiyor. Hayata böyle bakmak gerekiyor. Böyle yaptığımızda inşallah o da biraz kendini düzeltir. İnsanların hatasını, kusurunu, aybini yüzüne vurmak doğru değildir. Şöyle şöyle yanlış yapıyorsun demek doğru değil. Tam tersini yapar ve tam tersine eşine muamelede bulunursa, sen doğru yapıyorsun, güzel yapıyorsun, şurada da bir eksik var ama önemli değil desen, bir süre sonra görür ki o kendini düzeltir. Evet, güzel yaptın dediği için güç ve kuvvet alır. Manevi gücü olur. Güzel yapma, doğru yapma gücü olur. Sen yanlış yapıyorsun derse, o oran gücünü de ona kaybettirir. Eli iş tutmaz olur. Güzel yapamaz olur.